alemlere rahmet olan Ahmed Muhammed Mustafa Hak'tan bize devlet olan Ahmed Muhammed Mustafa olsun sana canım feda Hak'tan bize devlet olan Ahmed Muhammed Mustafa olsun sana canım feda. Es-salatu es-selam. Aleyke ya As-salatu es-selam aleyke ya seyyidana ya Resulallah aleyke ya seyyidel evveline vel وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله السلام ورحمة بركاته. Hepimizin üzerine olsun. Sevgili dostlar, cumamız mübarek olsun. Cuma günlerin en hayırlısı, en bereketlisi, en çok istişare edilerek doğru kararların verildiği bir gün. Müslümanların bayram günüdür. Yevmün mübareke, günlerin en mübarek olanı, en bereketli olanıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel ifadesiyle. Aziz dostlar, Kur'an hep söylüyoruz, uçsuz bucaksız bir umman. Okuyana,
dinleyene, okuyana, dinleyene, hizmet edene şifa ve rahmet kaynağıdır. Sadece metnini değil, manasını da okumak. Metnini okuyarak, manasını anlayarak, hayatımızın içerisinde uygulayarak ancak bir şey ifade edilir. Şimdi hayat okulu, okul hayatı hep konuşuyoruz. Öğrendiğimiz bilgileri uygulamaya başlamadığımız sürece bilgiyi bilmek yeterli değildir. Tıpkı parayı kazanıp cebinize koyup harcamayı bilmediğiniz gibi parayı kazanabilirsiniz. Kazanmak ne kadar büyük bir nimetse onu harcayabilmek, tasarruf edebilmek, doğru yerlerde değerlendirebilmek de ayrı bir nimettir. Onun için bilgi uçsuz bucaksız bir hazinedir. Dünyanın bütün bilgisini bilgisayara yüklemeye çalışıyorlar. Hala bilgisayar yetişemiyor. Çünkü bilginin kaynağı el-alim, her şeyi uçsuz bucaksız bilen alimul gaybi ve şehade, bilinmeyenleri de görünenleri de bilen Allah Teala'dır. Onun biricik varlıklar olarak bizlere de bilgi ilham yoluyla, çalışma, gayret yoluyla, okullardaki öğrendiklerimizle, hayat okulundaki dostların güzel ifadeleriyle, unutmayın Allah Teala kullarının lisanları ile bize hitap ediyor. Bizim duymamız gereken şeyleri bize söylüyor, söyletiyor. İyi kötü, yanlış doğru. Bazıları söylemeyi beceremez ama söylediği şeyin içinde bir hakikat vardır mutlaka. Bu demek değildir ki bize bütün edilen hakaretleri biz hak ediyoruz. Hayır, insan size baktığında kendini görüp hakaret etme lüzumu hissedebilir. Bu söylenen ifadelerden de ders çıkarabiliriz elbette. Ama unutmayın, hayat okulunda bize birçok şey işaret ediyor. Bunları görmek, bunların farkında olmak çok önemli. Bugün Nisa suresinden dünya Kur'an okuma yarışmalarında soru olarak bana yöneltilen birçok yarışmacı arkadaşımın da bu soruyla muhatap olduğu sayfa gözümün önüne geldi. Kur'an-ı Kerim'in 85. suresi Nisa suresi ve 36. ayetlerden okumaya çalışacağım birkaç ayet-i kerime. Ondan sonra inşallah bugün hatim duamız var. Kur'an ailesi öğrencileri, Kur'an ailesi gönüllüleri, sizler bizlerden cüzleri alarak okuyorsunuz. Allah kabul etsin. Yorumlardan hem Instagram hem YouTube'dan yorumlar gönderiyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Bizi bir şekilde yönlendiren, düzeltmeye çalışan, yanlış ifadelerimizin doğru şekillerini bizlere bildiren herkese çok teşekkür ediyoruz. Zira biz bu dünyaya olmaya, olgunlaşmaya geldik. Birbirimize mürebbiyiz, mürebbiyeyiz. Birbirimizi tamamlamaya geldik. Allah inşallah hayır hizmetlerde hem ifademizde, hem lisanımızda, hem gönlümüzde, hem gözlerimizde her şekilde doğru eğitimlerden geçmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Mukabele hazırlıklarınızı başlayın. Ramazan'a 4-5 ay kaldı. Çok fazla bir şey yok. İnşallah bu senede güzel bir mukabele hazırlığımız olacak. Arkadaşlarımızla planlarını yapıyoruz. Allah Teala Kur'an'ı okuyan, okutan olmayı hepimize nasip eylesin. Bize emanettir bu bilgi, bu Kur'an. Onu en güzel şekilde okuyup aktarabilmeyi, gönüllerde neşvu, nema bulabilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. İnşallah. YouTube yorumlar bölümünden hem canlı yayın yorumları hem sabit yorumlar bölümüne inşallah adınız soyadınız zaten yazıyor. Kaç cüz almak istiyorsanız o cüzleri size verildiğine dair mesajla cevap verecek arkadaşlar. 1. 2. 3. 5. okumak istiyorum ya da 500, 300, 100 okumak istiyorum diye yazın. Arkadaşlar size oradan bir şekilde hangi cüzü okuyacağınıza dair akış yapacaktır. Allah dualarımızı kabul etsin. Eğer hazırsak Nisa suresi 36. ayetten başlayarak okumaya inşallah gayret edeceğiz. Buyursunlar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين
والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا صدق الله العظيم الله كبول ينسن sevgili dostlar. Allah Teala kendisine kulluk etmemizi, hiçbir şeyi ortak koşmamız gerektiğini, anne babaya iyi davranmamız gerektiğini, yakın akrabaya iyilik yapmamız gerektiğini, yetimlere iyilik yapmamız gerektiğini, evsizlere, kimsesizlere, yolda kalmışlara iyilik yapmamız gerektiğini bu ayet-i kerimelerle bizlere emir buyuruyor. Peki mallarını böyle doğru yollarda harcayanlar ile Allah'a inanıp iman edip Allah rızası için bunu yapanlarla Allah'a inanmamıyor çok hayırsever diyoruz ya işte ona da cevap veriyor ikinci okuduğum ayet-i kerimede اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعْلَانِيَةً öyle değil miydi ayet-i kerime? اَلَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسِ بِالْبُخْلِ mallarını cimrilik yapıyorlar ve insanlara gösteriş olsun diye bir şekilde iyilik yapıyorlar. Ve yektumune ma atahumullah min fadlihi ve Allah Teala'nın kendilerine verdiği rızıkları, nimetleri de gizliyorlar. Ve a'tadna lil kafirin azaben muhina. Allah Teala onları çok kötü bir azapla karşılaştıracak diye ayet-i kerime söylüyor. Demek ki Allah'a inanarak, Allah'a iman ederek verdiği nimetleri insanlara harcama ile İnanmadan bunu bir de gösteriş adına yapmak arasında çok ciddi bir fark olduğunu Kur'an bize söylüyor. Ayet-i kerime devamında innellezîne yu'minûne bi'l-âhireti ve lâ yu'minûne billâhi ve'l-yevmil-âhir. Ahiret gününe iman etmedikleri halde insanlara gösteriş olsun diye dağıtıyorlar. Ya çok enteresan bir şey. Yani mallarının böyle Allah'ın verdiği nimetleri, rızıkları kendilerininmiş, sanki kimseye dağıtmaması gerekiyormuş gibi hepsi kendisininmiş gibi düşünerek kendi halinde yaşayan insanların vay haline diyor bu ayet-i kerimeler demek. İnne Allah la yazlum mitkale zerre. Allah Teala zerre miktarı hiçbir kuluna, hiç kimseye zulmetmez. Ve in tekun haseneten yudaifha. Eğer bir iyilik yaparsa onu artırır diyor Allah Teala. Ve yu'ti min ledunhu ecren azime. Kendi yüksek hazinesinden, sonsuz hazinesinden çok çok daha fazla artırarak ona verir diyor.
bu müjdelere nail olmak varken neden? Neden vermiyoruz? Allah inşallah hayrını bolca yapanları adedini çok eylesin. Hayırlı işlerde bizleri mensuru muzaffer eylesin. Hem yardım alan hem de zaferi elde eden, sonuca ulaşanlardan olmayı nasip eylesin. Aziz dostlar, Kur'an her bir köşesi, hangi sayfasını açarsanız açın size bir şey söyler. Ama yeter ki açın. Ne olur. Kur'an'ı okumayı, Kur'an'ı anlamayı hocalara bırakmayın, hafızlara bırakmayın. Bu kitap sizlere de geldi. İnanmayanlara da geldi. Sonradan Müslüman olanlar Kur'an'a nasıl sarılıyorlar? Nasıl yapışıyorlar? Annemizden babamızdan gördüğümüz kadar ki İslam bize yeterli mi acaba? Yapmayın ne olur ya. Ne olur. Ne olur yapmayalım. Yetmiyor. 40 yıldır kardeşiniz okuyor. Şu kitapları okumaya çalışıyorum hala. Bitmiyor. Kainat kitabını okumak, insan kitabını okumak, Allah'ın kelamını okumak, anlamak ve anladığını uygulamak işimiz çok. Vazifemiz çok. Sevgili öğrencilerim hep söylüyorum, Kur'an'ı okumayı öğrenmek, Kur'an'ı metnini güzelce okumak yeterli değil. O sözler ne diyor onu anlamak, bugünün dünyasında bunları kavramlaştırmak, anlaşılır hale getirmek ve tüm insanlığa bunu anlatabilmek vazifeniz bu. Bundan daha büyük bir şeref olamaz. Allah inşallah bu duygu düşüncelerle yol almayı hepimize nasip eylesin. Gelin hep beraber tekbir okuyalım. Rabbimize arz edelim inşallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Huvallah. بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء Amin, amin ya Rabbel Alemin. Okuduğumuz hatmi şeriflerin okunan ayeti kelimelerin sırrına ermek istiyoruz. Cümlemizi nasip eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı evvelen ve bizzat, hace-i kainat, hulasa-i mevcudat, kalplerin tacı, gönüllerin sultanı, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e acizane fakirane arz ediyoruz ya Rabbi, kabul eyle. Ruhu Seyyidin Enam cümlemizden hoşnut ve razı eyle. Diğer Peygamberani İlam ve Resulü Fiham aleyhimur rahmetu vel ufran hazretine de arz ediyoruz ya Rabbi, kabul eyle. İlahi ya Rab, senin rızanı kazanmak için şu dua meclisine koşa koşa gelerek evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında, cuma saatinde ellerini senin yüce makamına kaldırarak dua ederek gönlünden amin diyen bu güzide topluluğu iki cihanda aziz eyle. Allah'ım, dünyanın her bir köşesinden saat farkı olmaksızın Türkiye saatiyle saat 12'de ya Rabbi ben Kur'an dinlemek, sohbete katılmak, duadan istifade etmek istiyorum diyerek vaktini bu programa hasreden hanımefendi, beyefendi, anneanne, babaanne, büyüklerimiz, küçüklerimiz, evlatlarımız, torunlarımız, ya Rabbi kimler varsa her birinin gönlünden geçen duayı kabul eyle. Hasta kullara şifa, dertli kullara deva, borçlu kullara eda, na murad olanları bel murad,
Naşad olanları kariben handanı şadan eyle ya Rabbi. Allah'ım sen affedilsin, affetmeyi seversin. Hepimizi affettiğin, bağışladığın kullardan eyle. Geçen hafta Cuma'dan bu hafta Cuma'ya kadar bizler gibi nefes alıp yaşarken şimdi Hakk'ın vasi rahmetine tevdi kıldığımız o güzel kullarının her birini rahmetle minnetle yad ediyoruz, haberdar eyle. Allah'ım bugün de vefatı olmuş, annesi babası vefat etmiş ve bugün duasını bekleyen, geçen sene bugün vefatı olan ya Rabbi Erok ailesinin çok kıymetli büyüğü annelerini rahmetle minnetle yad ediyoruz, kendisini haberdar eyle. Allah'ım dualarımızı kabul eyle. Affeden, mağfiret eden, ikram eden sensin. Senin kapına geldik, kapına geldik, kapına geldik, sığındık. Ya Rabbi hepimizi affettiğin, bağışladığın kullardan eyle. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar bi rahmetike ya erhamer rahimin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala el Muhammed. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allah kabul etsin sevgili dostlar. Cumamız mübarek olsun. Dualarımız kabul olsun. Haftaya inşallah yine sizlerle burada Cuma sohbetinde buluşmak üzere. Haftanın 2-3 günü de araba sohbetlerimizde buluşmak üzere. Instagram'daki kolajlarımızda, Kur'an okuma tilavetlerimizde, sohbet muhabbetlerimizde sizlerle buluşup hep beraber hayra vesile olmak niyetiyle herkesin her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a emanet.